Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Huffman kodlama ve Huffman ağacından bahsedeceğim. Veri sıkıştırma bilişim dünyasında önemli alanlardan biridir. Saklama alanından kazanma olsun, ağ üzerinde daha hızlı iletim olsun, verinin boyutunun azaltılması ihtiyaç duyulan bir durumdur. Bu noktada algoritmalardan hangisinin daha fazla sıkıştırma performansı sunduğu ön plana çıkmaktadır. Veri sıkıştırma özetle bir kodlayıcının veriyi alıp bir algoritma adımlarını uygulayarak sıkıştırılmış veriye dönüştürme işlemidir. Bu sıkıştırılmış verinin tekrar okunabilmesi için bir çözücüye yani dekodere ihtiyaç duyulmaktadır. Dekoderin ortaya çıkardığı veri açılmış veridir. Burada eğer sıkıştırılmadan önceki veri açıldıktan sonraki veriye eşit ise bu kayıpsız sıkıştırmadır. Eğer eşit değil ise kayıplı sıkıştırma olmaktadır. JPEG, AVI, MP3 gibi formatlar aslında kayıplı sıkıştırma alanına girerler. Orijinal veriye geri dönülemez. Fakat bizim bu videoda üzerinde duracağımız konu kayıpsız sıkıştırma olacaktır. Özellikle metin verilerinde kayıplı sıkıştırma kabul edilemez. Dolayısıyla kayıpsız sıkıştırma algoritmalarına odaklanmak gerekmektedir. Lemperzip, Shannon Fano ve Huffman kodlama kayıpsız sıkıştırma algoritmalarından bazılarıdır. Veri sıkıştırmada iki farklı yaklaşımdan bahsedecek olursak, biri bazı karakterlerin, hecelerin veya katarların diğerlerine göre daha sık kullanılmasına odaklanır. Buna sıklıkta yöresellik fazlalığı denir. Sık kullanılanlara sabit uzunlukta kısa kodlar, seyrek kullanılanlara ise daha uzun kodlar verilerek sıkıştırma yapılır. Ve böylece toplam verinin bellekte daha az yer kaplaması amaçlanır. Huffman kodlaması, Shannon Fano kodlaması ve aritmetik kodlama bu yaklaşıma göre veri sıkıştırması yapar. Veri sıkıştırmada yaygın olarak kullanılan diğer bir yaklaşım ise bir bit dizisinin belirli bir zaman diliminde veri içerisinde tekrarlanmasının izlenmesi ilkesine dayanır. Buna zamanda yöresellik yaklaşımı adı verilir. Sözlük kullanan ve sözlüğü gelen veri parçalarına göre sürekli güncelleyen algoritmalar bu tür fazlalıkları azaltır. Son yıllarda sıkıştırma yapılan çalışmaların çoğu zamanda yöreselliği azaltan algoritmalar üzerinde olmaktadır. Çünkü veri tipinden bağımsız ve iyi sıkıştırma başarımı vermektedir. Dolayısıyla evrensel algoritmalar ortaya çıkmaktadır. Lemperzip sıkıştırma algoritması ve türevleri zamanda yöreselliğe dayanan veri sıkıştırması yaparlar. Sıklıkta yöresellikte başarılı bir şekilde kullanılan Huffman kodlama, karakterlere verilecek ikili kodların oluşturulması için ikili ağaç veri yapısını kullanır. Burada ikili ağacın kullanılmasının nedeni her karaktere benzersiz ikili kodu verebilmek amacıyladır. Önce sıkıştıracağı metin dosyasında hangi karakterlerde kaç adet olduğunu yani frekansları çıkarır. Daha sonra farklı her karakter tek düğümlü bir ağaç olarak temsil edilecektir. Bu ağaçları tutmak için bir diziye ihtiyaç bulunmaktadır. Huffman kodlama bu yapıları oluşturduktan sonra çalışmaya başlar. Köke en yakın olacak düğümler dosyada çok sık bulunan karakterler olmalıdır. Dolayısıyla frekansı fazla olan karakterler Huffman ağacına en son birleştirilecektir. En az frekanslar ile birleştirme işlemi başlar. Önce iki en küçük frekansa sahip ağaçlar birleştirilerek yeni ağaç oluşur. Burada küçük frekansa sahip ağaç sol tarafa gelmelidir. Oluşan yeni ağaç demin birleştirilen ağaçların dizideki yerlerinden birine getirilir. Bu işlem dizide tek bir ağaç kalana kadar devam edecektir. Bu kalan son ağaca Huffman ağacı denir. Bu noktadan sonra kodlama için sol tarafa indikçe 0, sağ tarafa indikçe 1 yazıyoruz. Dolayısıyla harflerin temsil edildiği kodlar kökten başlayarak ilgili harfin bulunduğu yaprağa kadar geçilen kenarlardaki değerlerin birleştirilmesiyle elde edilir. Örneğin dosya içerisinde baba diye bir kelime varsa bunu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 şeklinde kodlayarak 8'lik olduğu için byte'e çevirip dosyaya bu halde yazmak gerekir. Çünkü dosyaya yazılacak en küçük boyut 1 byte'tir. Dosya sıkıştırılmadan önce 1114 bit iken sıkıştırıldıktan sonra kodlama bilgisi hariç 354 bit'e düşmüştür. Bu anlatılan algoritmayı C++ dilinde kodlayacak olursak
masa üstünde Huffman isminde bir klasör oluşturduk. Ve içerisinde bu şekilde klasörler bulunuyor. Huffman ikili bir ağaç olduğu için düğümlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla include klasörü içerisinde düğüm HPP dosyasını açıyoruz. Düğüm içerisinde karakter ve bu karakterlerden dosyada kaç adet olduğunu tutmak için frekans değişkeni ve her karakteri ikili kod karşısında tutmak için kod isimli bir string tanımlıyorum. Bu bir düğüm olduğu için sol ve sağ çocuklarını tanımlıyorum. Kurucu fonksiyon yanında bazı kullanacağımız fonksiyonlar olacaktır. Bunları bu şekilde yazıyoruz. Şimdi düğüm sınıfının kaynak dosyasına gidiyoruz. İlk kurucu fonksiyonu yazalım. Parametre olarak gelen karakter ve frekans bilgilerini sınıfın alt alanlarına atıyorum. Sol ve sağ çocuk bilgisi de gelirse atama yapıyorum. Kod bilgisi Huffman ağacı oluştuktan sonra belirleneceği için ilk etapta boş bir string olarak oluşturuyoruz. Yaprak mı isminde bir fonksiyona ihtiyacımız olacak çünkü Huffman ağacında karakterler yapraklarda bulunmaktadır. Yaprak olduğunu nasıl anlarız? Bir düğümün hem sol çocuğu hem de sağ çocuğu null olmalıdır. Yine karakter karşılaştırması için eşittir ve eşit değildir operatörlerini yeniden tanımlıyorum. Frekans karşılaştırması için büyüktür operatörünü yeniden tanımlıyorum. Düğüm sınıfını tamamlamış olduk. Huffman sınıfının başlık dosyasını yazalım. Bazı kullanacağımız kütüphaneleri ve düğüm sınıfını ekliyoruz. Private alanda harfler isminde bir değişken tanımlıyorum. Bu kaç farklı karakter desteklediğimizi gösteren bir değişken. C++ dilinde ASCII kodlama kullanıldığında 256 farklı karakter desteklenir. Dosyadan okunan içeriğin tutulduğu girdi değişkeni ve ağaçtaki düğümlere ulaşmak için kök göstericisi tanımlıyorum. Private alanda kullanacağımız fonksiyonlar bunlar. Public alanda ise kurucu fonksiyon ve ağacın oluşturulduğu kodla fonksiyonu, kodları ekranda görebilmeniz için ekrana yazma ve yıkıcı fonksiyonlar. Şimdi Huffman sınıfının kaynak dosyasına gidelim. Önce kurucu fonksiyondan başlıyoruz. Harfler değişkenine 256 değerini atadım. Girdi ilk etapta boş bir string. Parametre olarak gönderilen dosya yolundaki dosyayı okumak için dosya oku fonksiyonunu çağırıyor. Kök değişkenine de null değerini atıyoruz. Şimdi dosya oku fonksiyonuna gidelim. Parametre olarak aldığı dosya yolunu if string nesnesini kullanarak okuyoruz. GetLine fonksiyonu yardımıyla dosyayı satır satır okuyup girdi isimli string'e birleştiriyoruz. Döngü tamamlandığında dosya içeriğinin tamamı girdi isimli string'de olacaktır. Dışarıdan nesne oluşturulduktan sonra kodlu isimli fonksiyon çağrılacaktır. Burada kolaylık olması adına karakterler isminde bir karakter dizisi tanımlıyorum. String copy hazır fonksiyonu ile girdi string'deki değeri karakter bazlı bu diziye kopyalıyorum. Frekansları saymak için frek isminde bir dizi tanımlıyorum. Bu dizideki ilk durum için değerleri 0 yapıyorum. Daha sonra döngüyle diziyi dolaşarak her karakterden kaç adet olduğunu aynı diziyi yardımıyla tutabiliyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? C++ dilinde her karakterin bir ASCII kod karşılığı vardır ve bu bir tam sayıdır. Dolayısıyla örneğin B karakterinin ASCII karşılığı 98. Eğer dosyada B harfinden 100 adet varsa o zaman frekans 98 eşittir 100 olacaktır. Bir diziyle hangi karakterden kaç adet olduğunu bu şekilde tutabiliriz. Frekansları saydıktan sonra artık Huffman ağacını oluşturabiliriz.
Onun için ağaç oluştur fonksiyonunu çağırıyorum. Ve parametre olarak demin oluşturduğumuz frekans dizisini gönderiyorum. Ağaç oluştur fonksiyonuna gidelim. İlk etapta her farklı karakter kendi başına bir ağaç olacağı için ağaçları tutacağımız bir dizi tanımlıyorum. Eğer bir karakterden en az bir tane dosyada varsa bir ağaç oluşturup diziye atıyorum. Değilse null olarak o indeksi işaretliyorum. Ve birleştirme işlemine geçiyoruz. Kaç adet birleştirme olduğunu baştan kestirmek zor olacağı için sonsuz bir döngü yardımıyla ağaçları birleştirmeye başlıyorum. Minimum düğüm indeks fonksiyonunu çağırarak en küçük frekansa sahip ağacın bulunduğu indeksi alıyorum. Daha sonra bunu min1 isimli bir göstericiye tutuyorum ve o indeksi boşaltıp tekrar aynı fonksiyonu çağırıyorum. Eğer Huffman ağacı oluşmuş ise ikinci indeks -1 gelecektir. Eğer -1 değeri gelmez ise birleştirilecek ağaç halen var demektir. Bu ikinci ağacı da min2 isimli göstericiye atıyorum. Bunları yeni bir düğüm oluşturarak birleştiriyorum. Küçük frekansa sahip olan düğüm solda olacağı için min1'i sol çocuk olarak gönderiyorum. Oluşan yeni düğümün karakteri önemsiz olduğu için 0 değerini gönderebiliriz. Çünkü Huffman ağacında karakterler yapraklarda bulunur. Ama ara düğümlerin frekans değerleri önemlidir. Bundan dolayı çocukların frekans değerlerini toplamı oluşan yeni düğüme gönderiyorum. Bu şekilde birleşme işlemi tek ağaç kalana kadar devam edecek. Tek ağaç kaldığı zaman min1 isimli gösterici fonksiyondan gönderilerek dönüş yapılacaktır. Minimum düğüm indeks fonksiyonunu yazalım. Min isimli bir gösterici tanımlıyorum. Minimum indeks başlangıçta -1 olacak şekilde değer atıyorum. İlk null olmayan düğümü minimum ve indeksini de minimum indeks olarak kabul ediyorum. İkinci for döngüsü ise gerçek en az frekansa sahip düğümü bulup gönderiyor. Tekrar kodla fonksiyonuna dönecek olursak, ağaç oluştu. Şimdi de karakterlerin kodlarını oluşturacak olan kod oluştur fonksiyonunu çağırıyorum. Şimdi kod oluştur fonksiyonunu yazalım. Bu öz dinlemeli olarak kökten başlayıp sola gittikçe şu ana kadar oluşan kod stringinin sonuna 0 ekleyen, sağa gittikçe de 1 ekleyen bir fonksiyon. Durma noktası eğer boş bir ek gelmiş ise dönüş yapılıyor. Diğer bir durma noktası yaprak düğüm ise düğümün kodu yazılıyor. Çünkü ara düğümlerin kodlarını yazmıyoruz. Buraya kadarki kısımda Huffman ağacı oluştu ve karakterlerin ikili kodlaması çıktı. Şimdi ağacı dolaşıp karakter ve kodlarını yazacak fonksiyonları yazalım. Ekrana yazma operatörü fonksiyonu inorder dolaşma fonksiyonunu çağırarak bütün ağacı dolaşıp içeriği ekrana yazdırıyor. Yıkıcı fonksiyonda çöp oluşmaması için gereken önlemleri alıyoruz. Düğümlerin her biri nibble oluşturulduğu için belleğe iade edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla yıkıcı fonksiyon sil düğüm isimli fonksiyonu çağırarak ağacın kendi kendini yok etmesini sağlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir post order dolaşımı gibi önce düğümün çocukları iade ediliyor. Sonra kendisi iade edilerek ve bu öz yineli olarak yapılarak ağacın tamamı silinmiş oluyor. Test koduna geçelim. Bir Huffman nesnesi gönderiyorum. Ve videonun başlangıcında verdiğim örnekteki sayıların bulunduğu bir dosya oluşturup Huffman nesnesine gönderiyorum. Nesneyi ekrana yazdığımızda çıktının aynı olduğunu görüyoruz. Bu videoda ağaç veri yapısının önemli bir başka alan olan veri sıkıştırmada başarılı bir şekilde kullanıldığını görmüş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.